Telefondan Trendyol hesabımıza giriyoruz. Uygulamayı açıyoruz. Hesabıma tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan yerde yukarıda hemen en solda Trendyol cüzdanım kısmı var. Oraya tıklıyorum. Burada yine yukarıda bakiye var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 8 lira 51 kuruş benim. Bunun üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alışverişlerimiz, iptal iade vesaire vesaire yüklemelerimiz hepsi burada görünüyor. Bakın burada kartıma geri yükle var. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Bana en fazla 5 lira 22 kuruşu geri yükleyebileceğimi söylüyor. Çünkü diğerine Trendyol bize hediye etmiş gibi oluyor. Buradan 5 lira 22 kuruş şöyle yazamadım. 5,22 yazdım arkadaşlar. Devam et diyorum. Diyor ki işte kartınıza 5 lira 22 kuruş tekrar geri yüklenecektir. Onayla ve bitir diyorum. Burada tekrar yani istemiyor musunuz kalsın vesaire gibi şeyler. Cüzdanını tut dediğimde başa dönüyorsunuz. İstemiyorum dediğiniz takdirde devam ediyor işleme. İşleme devam ettik. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yüklediğin para kısmındaki yani benim karttan yüklediğim 5 lira 22 kuruş şu anda yok. Çünkü kartıma iade edildi. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda da geri ödeme talebini aldık yazdı. İşlem bu kadar arkadaşlar. Trendyol para yazan yerdekini kartınıza yükleyemiyorsunuz. Sadece kendi kartınızdan Trendyol cüzdan aktardığınız miktarı aktarabiliyorsunuz. Tekrar kartınıza. Umarım faydalı olabilmiştir arkadaşlar. Teşekkür ederim hepinize.